Zeytin, zeytinyağı, yeşil zeytin, turşu işlemek amacıyla kurulan öz bir AŞ, bugün yarı otomasyon sistemiyle yüksek kalitede üretimine devam etmektedir. İşletme 1999 yılında birkaç deneyimli firmanın birleştirilmesiyle öz bir AŞ adı altında çalışmalarına başlamıştır. Dünyada yaşanan global krizin sıkıntılarıyla sektöre atılan firma, olumsuz piyasa şartlarına rağmen yatırım çalışmalarına kurulduğu yılda başlar. Özbir AŞ, Umur Bey Organize Sanayi Bölgesi'nde yüz binlerce dolarlık yatırımlarını devam ettirmekte ve 50 kişiye istihdam sağlamaktadır. İşletme hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Özaydın'dan bilgi aldık. 80'den beri bu sektördeyiz ama tabii adi ortaklığımız vardı. Sonra 1999 yılında 10 arkadaşla Özbir Zeytinyağı Gıda ve Konserve Sanayi Pazarlama AŞ'yi kurduk. 10 ortak arkadaşlarımızdan 4 tanesi ayrıldı. Şu anda 6 ortakla yolumuza devam ediyoruz. Siyah zeytin, yeşil zeytin, turşu üretiyoruz. Bunları çeşitli ambalaj, 100 gramdan 15 euroluk ambalajlar arasında yaparak Türkiye ve Avrupa'da birkaç merkezde satmaya çalışıyoruz. Özden markası daha çok yaygın olan bir markamız. Türkiye'nin belli bölgelerinde, hatta Türkiye genelinde satış yapmaya çalışıyoruz. Onar markası kısmı bölgelerde, Sur markası daha az bölgelerde satılmakta. 3 markayla yolumuza devam ediyoruz. Özaydın, Türk ekonomisine sağladıkları hizmete dikkat çekti. Özbir daha çok şirket mantığıyla çalışıyor. Bir şirket mantığıyla çalışıyor. Kurumsal bir yapıda çalışmaya çalışıyor. Özbir istihdam açısından istihdam yaratıyor. Katma değer üretiyor. Son derece şeyiz bu konuda hassas davranıyoruz. Satışlarımızın %100'üne yakını kayıt içinde. İstihdamımız %100'üne yakın kayıt içinde. Böyle bir yapıda bizi ayıran özellikler. Bir de ambalaj çeşitimiz çok. Ondan bizi ayırıyor. Her geçen gün daha raf ömrünü artırabilecek argümanları kullanıyor. Marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyor Özbir şirketi. Tabii özden markalı ürünüyle. Özaydın tamamen hijyenik şartlarda hizmet verdiklerine değindi. Gıda mühendisi çalıştırıyoruz. 13 yıllık tecrübeli olan bir gıda mühendisimiz var bayan. Onun gözetimi altında üretim yapıyoruz. Yeni bir makine portföyümüze katıyoruz. Nasıl olursa yarın gelecek. Bu makine ürünlerimiz daha önceden biz kuru ürün yapıyorduk. Şimdi haşlayarak ürün yapmak istiyoruz. Haşlayarak. Yani nedir? Fermantasyonu tamamlamayan ürünlerimizi fermantasyonu tamamladıktan sonra ambalajlamaya raf ömrünü uzatmak için, bu yöntemi kullanmak için işte portföyümüze aşağı yukarı 100 bin dolarlık bir makine eklemiş bulunmak. Her geçen gün yeni yenileniyoruz. Yenilenmeye çalışıyoruz yani. Bu tabii Avrupalara da mal satmaya çalışın başlayınca onların standartlarını yakalamak üzere bu gayret içerisindeyiz. Pazarlama elemanları bünyemize katmaya çalışıyoruz. Daha uzak yerlere ya da olmadığımız yerlere ürünlerimizin gidip satılabilmesi için. Lojistik işleri yapıyoruz. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz lojistik. Araçlarımız var. Kendi araçlarımızla mı dağıtımlarımız? Kendi araçlarımızla yapıyoruz. Yetişemediğimiz zaman dışarıdan destek alıyoruz. Özaydın son olarak yurt dışı açılımları hakkında bilgi verdi. En yaygın olduğumuz yer Almanya. Almanya'da, İsveç'te, Avusturya'da, Belçika'da şu anda oralarda ürünlerimiz var. Buralardan, oralardaki tüketici insanlar oralardan ürünlerimizi bulabilirler. Azerbaycan var. İran'dan yeni çalışmamız var. İleride belki katabiliriz şekilde. Buralar var ama açılmaya çalışıyoruz. İhracatta yeniyiz. 1-2 yıllık, 3 yıllık malzememiz var. Açılmaya çalışıyoruz. Tabii biz de her şey olduğu gibi döviz getirmek istiyoruz ülkemize. Bundan sonraki hedeflerinde daha damak tadını insanların zevkine uygun hale getirerek piyasaya ürün sunmayı hedefliyor. Dünyasında o çalışmaları yapıyor.